Güzel İbrahim, teşekkür ediyorum sana. Fiiller deyince arkadaşlar hatırlarsak eğer, varlıkları, iş, oluş, hareket, durum yönden anlatan sözcüklerimizdi. Bu açıdan incelediğimizde fiilleri anlam bakımından üçe ayırıyoruz. İş fiilleri, yani diğer adıyla kılış fiilleri, oluş fiilleri ve durum fiilleri olmak üzere fiillerimizi biz anlam yönden üç grupta inceleyeceğiz sizlerle. İsterseniz kılış fiillerine bir göz atalım. Kılış fiilleri neydi arkadaşlar? Hatırlarsak eğer, yapılan işle etkilenen bizim bir nesnemiz vardı. Bununla beraber iş fiillerinde en önemli püf noktamız bizim mutlaka yargımızı bizim neyi ve kim sorularını sormamız ya da yargımızın önüne onu kelimesini getirmemizdi. Bunu yaptığımız takdirde iş fiilini rahatlıkla cümle içerisinde bulabiliyorduk. Evet öğretmenim, olur. Kendi kendine gerçekleşen bir evet, olay.
zaman koyduk, iş fiilimizi mutlaka yardımımızın önüne onun kelimesini getiriyorduk ya da ne yapıyorduk İbrahim? Hatırlayalım. Neyi? Kimi sorularını sorabiliyorduk. Eğer biz bu sorulara cevap alırsak iş fiilimiz vardır diyecek. Ama bu sorulara cevap alamazsak tam tersi olarak ne diyecektir? Süpersin. Durum fiili vardır diyecektir. Peki oluş için ne dedik? Oluş için kendiliğinden gelişen, zaman içinde değişime uğrayan fiiller için biz bu anlamı kullanacak mıydı? Kullanacaktık. Hemen bakalım birinci cümlemize. Kitabı yırttım. Kitabı yırttım ifadesinde sence fikir yürütmek istersek yardımımız hangisidir burada İbrahim? Onu ekini getirirsen, kelimesini getirirsen örnek, onu yırttım. Hani mantıklı bir karşılık aldığım için kılıç fiilidir. Evet İbrahim. Yırttım bizim cümlemizin yargısı. Ben yırttım yargısının önüne onu kelimesini getirdiğimde uyum sağlıyor mu? Evet uyum sağlıyor. Anlamsal bütünlüğü var. O zaman benim bu fiilim kılıç fiilidir diyebilecek miyim kısaca? Kılıç fiilidir diyebileceğim. Saçlarım uzuyor. Saçların uzaması. Sence İbrahim saçların uzaması bizim müdahalemizde olan bir şey midir? Evet benim müdahalemde olmayan bir olay olduğu için oluş fiilidir. Güzel İbrahim. Kendi kendine oluşan zaman içinde değişen bir süreçtir bu değil mi? Evet evet. Evet. O zaman saçların uzuyor ifadesinde ben direkt bu fiilim nereye alacağım? Oluş fiillerini alacak mıyım? Oluş fiillerini alacağım. Bebek uyandı. Yardım uyandı. Kendi kendine oluşup değişim süreci yok bu yardım üzerinde. O zaman bizim bu yardımımız ya kılıç fiiline girecek ya da durum fiiline girecek. Hemen getirelim önüne, onun sözcüğünü koyalım. Onu uyandı dedim, oldu mu İbrahim? Olmadı öğretmenim. Olmadı. Peki İbrahim başka ne getirebiliriz önüne soru olarak? Kim? Kim uyandı? Evet. Anlamsal bir cevap alabildin mi sence? Hayır öğretmenim. Alamadım. O zaman ben bu fiilimi nereye yerleştireceğim? Durum fiili. Durum fiili. Yemek soğumuş. Yemeğin soğuması benim müdahalemde olan bir şey midir İbrahim sence? Hayır öğretmenim. Kendi kendine mi soğur peki yemek? Kendi kendine soğur. Zaman içinde mi olur bu soğuma? Zaman içerisinde olur. Evet güzel, çok güzel. O zaman soğumun işlemesini yani soğumuş yargısını ben hangi fiillerin içerisine alırsam uygun olur? Soğumuş fiilleri. Soğumuş fiillerini. Teşekkürler. Ödevimi yapıyor. Yapıyor benim yardım. Onu yapıyor dediğimde uyum sağladı mı anlamsal olarak? Evet öğretmenim sağladı. Güzel. Neyi yapıyor dediğimde de sorumu sorabiliyor muyum? Evet öğretmenim. Sorabiliyorum. O zaman ben bu fiili ne diye adlandıracağım? Kılıç fiili. Kılıç fiili. Güzel. Çocuk büyümüş. Büyüme işi sence İbrahim benim müdahalemde olacak bir şey midir? Hayır öğretmenim benim kontrolüm dışında gerçekleşen bir şey olduğu için oluş fiili. Çok güzel. Çok güzel. Kontrolümüz dışında gerçekleşen zaman içinde olan olaylarımızı, olgularımızı biz ne diyecektik? Oluş fiili diyecek miydik? Oluş fiili diyecektik. O zaman çocuk büyümüş ifadesini ne diyeceğiz? Oluş fiiline dahil edeceğiz. Erkenden yaptı. Yaptı benim yargım. Bunun için nasıl bir fikir yürütmek isteriz İbrahim peki? Öğretmenim, onu ekini getirdiğinde onu yaptı. Çok mantıksız olduğu için kılıç fiili olamaz. Yatma fiili burada durum fiiline girer diye düşünüyorum öyle. Evet çok doğru söylüyorsun. Anlamsal bir bütünlük sağlamadın. Onun kelimesini getirdim. Neyi kimi sorusunu sorduğunda da aynı şekilde cevap alamayacağım. O zaman ben bu fiilimi direkt nereye yerleştiriyorum? Durum fiillerine yerleştiriyorum. Çiçekleri kopardı. Kopardı. Onu kopar dediğimde oldu mu İbrahim? Oldu evet. Yani. Güzel oldu herhalde evet. Değil mi? Peki neyi kopardı dediğimde sorumda sorabiliyor muyum? Evet öğretmenim. Evet. Kılıç fiilleri. Kılıç fiillerini alalım. Evet. Kılıç fiillerinde de bu cümlemiz yer alsın. Komşumuz çiti boyuyor dediğimizde. Boyuyor benim yardım. Neyi boyuyor? Sorabildin mi sorumu? Evet evet. Sorabildim. Onu boyuyor dediğimde de aynı şekilde anlamsal bütünlük sağlandı mı? Evet evet. Sağlandı. Nereye alalım İbrahim? Kılıç fiillerini. Kılıç fiillerini aldım. Kedi uyuyor. Kedinin uyuması bir durumunu bildiriyor aslında baktığımızda. Haricinde peki biz bunu ne yapalım? Bir sağlamasını yaparsak eğer onu uyuyor dediğimde oldu mu? Olmadı öğretmenim. Olmadı. Neyi uyuyor? Kimi uyuyor peki? Olmadı öğretmenim. Olmadı. Nereye
Fidat'te denilenlikle